gerekiyor. Geçmediği takdirde hedef olacaktır. Evet, Numan Kurtulmuş'un da sözleri var sevgili seyirciler. Şam Rusya aracılığıyla haberdar oldu, eminiz diyor Numan Kurtulmuş ve detaylarına da gireceğiz. MHP lideri Devlet Bahçeli de bir basın toplantısı düzenlemişti. Fırat Kalkanı Harekatı'nın yerinde olduğunu belirtti MHP lideri Bahçeli ve ABD'ye de sert tepki gösterdi. Bahçeli sonuna kadar hükümetin arkasında olduklarını da belirtti. Şimdi hemen stüdyomuzda konuğumuza dönelim. Atılım Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Ünal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Açıklamalar arka arkaya geliyor böyle. Şimdi Numan Kurtulmuş diyor ki amaç PYD, YPG'nin boydan boya kontrolünü sağlamak diyor Numan Kurtulmuş. Suriye'yi böler diyor bu koridor, aynı zamanda bunu da belirtiyor. Zaman zaman bakacağız Numan Kurtulmuş'un da açıklamalarına. Şimdi YPG Membiç, bir buradan başlayalım. Membiç'e silah ve militan sevkiyatına başladı denildi Reuters'ın geçtiği habere göre. Ne durumda yani şu an, işte geçtiğimiz çarşamba günü başladı. Şu an ne oluyor, ne aşamadayız? Evet. Bir bunları değerlendirelim. Şimdi askeri açıdan ayrıntıları tam olarak biz bilmiyoruz, hı hı, en azından. Ama görebildiğimiz kadarıyla Cerablus'a girmek ve Cerablus'un etrafındaki köyleri kontrol altına almak çok zor olmadı. Şimdi ama baştan beri Türkiye'ye yapılan, Türkiye'ye karşı şöyle bir çifte standart diyebiliriz buna veya bir tür yalan söyleme metodu diyebiliriz. Şöyle yapılıyordu. Türkiye diyordu ki eğer bu YPG-YPG unsurları bir şekilde Fırat'ın batısına geçerse kardeşim ben bunlara karşı güç kullanırım. Hı hı, evet. Şimdi ama Amerikalılar da bunları bir şekilde Fırat'ın batısına geçirmek istedikleri için veya PYD-YPG'liler veya PYD-YPG'liler Fırat'ın batısına da geçerek bu Cerablus Mare hattını ele geçirip kendi tabirleriyle oluşturdukları kantonları birleştirmek istedikleri için bu yönde gayret sarf ediyorlardı. Şimdi bizim sınırımızda değil bu işi güneyden yapmaya başladılar. Buna da şöyle dediler. Dediler ki efendim işte bu bölgede IŞİD var. IŞİD'le mücadele ediliyor. Amerikalılar bunu dediler. Hı hı. Bizim mücadelemiz IŞİD'le. Ama IŞİD'le mücadele ederken aynı zamanda biz bu PYD-YPG unsurlarını da kara gücümüz olarak kullanıyoruz. Hı hı. Hatta şimdi biz bunu yemiş görünüyoruz, sineye çekmiş görünüyoruz ama geçmişte Amerikalılar PYD'nin terörist olmadığını da söylediler. En azından biz Amerika olarak bunları terörist olarak görmüyoruz da dediler. Biz çok bastırdıkça ya PYD ile PKK'nın organik bir bağlantısı olduğunu görüyoruz dediler. Lütfen yani onu görebildiler. Ya bilinen bütün dillerde günaydın demek lazımdı adamlara. Sonra bunlar güneyden yani bizim sınırımızdan Cerablus üzerinden bir hareket yapmak yerine ki zaman zaman Afrin tarafından batıya doğru da yaptılar. Evet. Yani illa Fırat'tan pardon Afrin tarafından doğuya doğru da yaptılar. Ha. Ama Türkiye'nin bir şekilde bu işe müdahale edeceğini anladıkları için Cerablus ve Mare'den direkt bizim sınırımızdan değil güneyden girdiler. IŞİD'e karşı harekata giriştiler ve Münbiç en önemli merkezlerden bir tanesiydi. Şimdi Amerikalıların öyle anlaşılıyor ki Türk yetkililerin sıklıkla belirttiği gibi Türkiye'ye verdiği sözler vardı. Neydi söz? Ya biz buraya PYD'yi kullanarak gireceğiz. Yani şu anda Türkiye nasıl adına ÖSO denilen Özgür Suriye Ordusu güçleriyle Cerablus'a girdiyse, hı hı, Amerikalılar da PYD'yi kullanarak oraya gireceklerdi. Ama girdikten sonra Membiç'te kalmayacaktı onlar. Çekileceklerdi. Bunu fakat şöyle yapıyorlar. Mevlüt Çavuşoğlu da söylemişti. ABD'nin evet, sözü var bize. Ama dedi, şöyle yapıyorlar. Efendim şimdi PYD giriyor oraya. YPG, PYD. Hı hı. Sonra SDG diye bir şey çıktı. Hı hı. Suriye Demokratik Güçleri. Efendim SDG oradan çıkmayı düşünmüyor. Efendim oranın halkı diyormuş ki siz buradan gitmeyin. Giderseniz IŞİD gelir falan. Şimdi bunlar açıkça bir de Türkiye ile Amerika arasında yaşanan ciddi bir güven bunalımı var zaten. Ciddi bir yani Amerikalıların söylediklerine ve yaptıklarına güvenemiyoruz açıkçası. Hı hı. Niye güvenemiyoruz? Bu sadece 15 Eylül, 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ vesaire bunlarla alaka,
alakalı değil. Yani o da dahil. Ama sadece onlarla sınırlı değil. Neyle alakalı? Irak'ta bize verdikleri hiçbir sözü tutmadılar Amerikalılar 2003'ten itibaren. Ve orada adım adım bir Barzani devleti kuruldu. Barzanistan kuruldu. Ve ona da şöyle gerekçeler ürettiler. Efendim işte kaçınılmaz olarak böyle oldu. Siz kuzeyden Amerikan birliklerinin girmesine izin vermediğiniz için böyle oldu. Şöyle olduğu için böyle oldu. Biz de böyle olsun istemiyorduk ama oldu. Şimdi bu saatten sonra da olmuş bir şeyi geri çeviremeyiz. Taktikleri uyguladılar. O sonra da Ahmet Davutoğlu kafası sanki bunu bir kazanımmış gibi Türkiye'ye yutturmaya çalıştı filan. Ama şimdi Türkiye açıkça önünde görüyor ki bir ciddi sorun var. Tıpkı Kuzey Irak diye siyasi anlamda bir oluşum nasıl meydana geldiyse benzeri taktik ve yöntemlerle bir de Kuzey Suriye oluşturulmaya çalışılıyor. Peki, burada da Amerikan taktikleri benziyor. Şunu da hemen ekleyelim de Salih Müslim'in açıklamalarını da burada bir değerlendirelim. İkinci kez adeta tehdit gibi bir mesaj yolluyor, evet. Salih Müslim. Diyor ki Kasımpaşa kafası Cerablus'a toslamıştır, sonuçları Türkiye'ye çok kötü olacak diyor. Türkiye Suriye batağında çok şey kaybedecektir diyor. PYD lideri yapıyor bu açıklamayı. Vallahi bizim için bu kadar iyilikler dilediği için kendisine teşekkür etmek lazım herhalde. Yani bizim kötülüğümüzü istemiyor adam. Yani siz niye bu işe girdiniz? Burası bir bataklıktı falandı filandı. Yani kendisini bataklık diye tanımlıyor orada. Şimdi kime ne olacağını zaman gösterirmiş. O yüzden PKK'lılar da hatırlayın geçen yılki Temmuz ayında kapsamlı askeri operasyonlar başlamadan önce Türkiye'ye karşı bin bir türlü tehditkar ifadelerle konuşurlardı. Böyle yıkarız, şöyle asarız, hiç kimse bizim burada oluşturduğumuz tırnak içinde egemenlik ve kontrole karşı çıkamaz, bunu ortadan kaldıramaz falandı. Ama operasyonlar etkili bir şekilde devam ettirildikçe bu sefer operasyonları durdurun diye bağırmaya başladılar. Onun için yani böyle bence Orta Doğu kafalı bir konuşma bu. Böyle basit birkaç kazanımın üzerine büyük bir imparatorluk inşa etmeye kalkar. Ve kendisini çok büyük sanki 2. Dünya Savaşı'nı kazanmış Sovyet ya da Batılı orduların komutanıymış gibi görmeye başlar. Ondan sonra da kim nereye toslar onu görürüz. Hı hı. Yani hiç ciddiye almıyorum ben yani. Kendisinin ciddiye alması gereken ama çok ciddi sorunları var. Ama hemen cevapta gecikmiyor. Bir önceki açıklamasında da yine bir tehdit gibi bir mesajdı. Buna benzer bir şey söylemişti ve o zaman hemen hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, bakanlardan da tepki gelmişti. Bence onların Salih Müslim'i ciddiye alarak böyle cevaplar vermesine bile değmez. Ama basit bir de geçmişi reisine düşünürsek hocam yani şimdi ha o hataları birlikte, açmayalım. Tabii. Yani oturuldu, kalkıldı birlikte yani. Tabii. Şimdi hem böyle ters düşüldü Salih Müslim'le de. Yani her olayda başımıza geldiği gibi işte. Aynı. FETÖ bile hani buna örnek ya, oluyor tabii. O dosyayı açmayalım. Yani o dosyayı açarsak içinden çıkalım. Aynen öyle yani PKK konusunda yapılan ağır ihmaller, en iyimser ifadeyle kabaca 10 yıllık bir ağır ihmal süreci var PKK ile ilgili. Evet. Ondan sonra bu Salih Müslim'in Ankara'ya getirilerek orada sen harekete geç, Esad'ın yıkılması karşılığında sana da özerklik verilecek şudur budur falan diye kimler teşvik etmişti? Şuraya yazılsın. Evet. İşte hani o dosya açılırsa şimdi biz işin içinden çıkamaz mı? Biz çıkıyoruz işte söylüyoruz böyle böyle de işte çıkamıyorlar ne yazık ki. Çünkü zamanında tüm uyarılara karşın böyle bir görüşmeler, masaya oturmalar olmuştu o dönemde. Şimdi Numan Kurtulmuş da devam ediyor Cerablus harekatı ile ilgili konuşmalarına. Şimdi PYD-YPG koridoru Suriye'yi böler diyor bir taraftan ve bu arada tabii FETÖ terör örgütüne yönelik de açıklamalarda bulundu. Batı medyasının 15 Temmuz'a bakışı mitingle değişti diye vurguladı. Hep zaten şu deniliyordu, Yeni Kapı mitingi Avrupa'ya, Batı'ya mı mesaj ne oluyor diye. Çünkü bakıyoruz hocam, bu konuya döneceğiz ama burada söylemeden edemeyeceğim tabii. O birlik beraberlik ruhunun pek de samimi olmadığı yapılan uygulamalarla gösteriliyor. Evet orada bir bütünlük görüntüsü sergilendi Batı'ya ama Batı bir de baksa ki hangi uygulamalar oluyor.
her şey ters birbiriyle zıt. Bayramlar yasaklanırken köprüler açılıyor. Ya da işte önemli kanunlar geçiyor bir taraftan. İşte kanun hükmünde kararnameler adı altında bir şeyler oluyor burada. Onu da Batı bir baksa iyi olur. Şimdi sabah saatlerinde Cerablus'un batısında açılan geçitten zırhlı birlikler Suriye'ye sevk edilirken sınır hattındaki bazı noktalarda ise iş makineleri tarafından hendekler kazıldı demiştik. Karkamış burada önem taşıyor. Karkamış'ın karşısındaki Cerablus'ta Türkiye sınırına yakın noktada ise iki şiddetli patlama meydana geldi. Tabii bu patlamalar, bu şiddetler devam ediyor zaten orada. Evet. Sonuçta bir operasyon gerçekleşiyor. Ama burada herkesin endişesi, şimdi tekrar IŞİD'e bir yöneliyoruz. Oradan temizlenirken başka yerlerden nasıl temizlenecek sorusu da gündeme geliyor. Evet. Güneydoğu bu anlamda çok risk taşıyan bir bölge. Geçtiğimiz günlerde daha yeni Gaziantep saldırısı oldu. Buraya ne demek gerekiyor? Yani nasıl önlemler alınmalı buna yönelik? Şimdi iki tane sorun var. İçeriye kaçtı deniliyor mesela oradaki bulunan IŞİD'lerin. Işte Türkiye'ye mi kaçmıştı? Ha, işte öyle yorumlar da o yapılıyor. Geçmiş dönemde de hani içeridekiler ne olacak? Şimdi şöyle birkaç hocam telefon hattımızda gazeteci tabii. Tufan Türenç var. Bir ona soralım tabii. Ardından devam edeceğiz. Sayın Türenç iyi günler diliyoruz efendim. İyi günler, iyi yayınlar. Sağolunuz. Evet, şimdi biz bu işin içinden çıkamıyoruz. Şimdi Cerablus'ta operasyon başladı geçtiğimiz hafta. Ama ne oluyor, ne bitiyor? Sınırdaki tedirginlik veya oradaki o operasyonun yankıları içeride başka türlü karşımıza çıkıyor. Ayrıca IŞİD sorunu var. IŞİD'lilerin Türkiye'deki IŞİD'liler nasıl temizlenecek? Yani içeriden biz bunu nasıl temizleyeceğiz? Ve son CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan suikast girişimi, herkes tedirgin. Aslında bir böyle bir genel bir değerlendirme yapmak gerekiyor galiba. Siz neler evet. düşünüyorsunuz? Nereye gidiyoruz evet. biz? Yani tabii çok tatsız bir şeye bürünüyor. Bu tabii Suriye'ye girmek 15-20 tankla girersiniz de ondan sonra bunları iyi hesap ederek yapmak lazım. Böyle ortada kalırsınız. Yani şimdi Cerablus alındı. Sonra Münbiç'i mutlaka temizlemesi lazım Türkiye'nin. Hı hı. Çünkü orada bir takım Kürt gruplar Türkiye'nin kırmızı çizgilerini atlayarak çiğneyerek gelip oraya yerleştiler. Türkiye oranın güvenli bölge olmasını sağlamak durumunda. Yoksa Türkiye'nin güvenliği açısından son derece sakıncalı bir durum var. Bunun hı hı. için Münbiç'i mutlaka şey etmek lazım. Yani Kürt şeylerin, grupların Amerika'nın verdiği söz doğrultusunda orayı boşaltıp Fırat'ın doğusuna çekilmesi lazım. Hı hı. Ama bu yapılmıyor. Hı hı. Yani Türkiye bunun sözü hem Biden hem Kerry tarafından verildi. Evet, biz evet. onların çekilmesini istiyoruz. Çekilmezlerse onları desteklemekten vazgeçeriz. Onlar çekilecek dediler. Yani Türkiye şimdi böyle bir söz almış. Bu sözün de yerine getirilmesini istiyorlar ama anlaşıldığı kadarıyla orada Kürt gruplar bu sözü şey etmiyorlar, yerine getirmiyorlar. Hı hı. O zaman tabii sıkıntı başlıyor. Şimdi yani oradaki koridoru Türkiye'nin güvenli hale getirmek zorunluluğu evet. var mı? Var. Evet. Amerika da bunu kabul ediyor mu? Ediyor. Hı hı. O zaman Amerika niçin Türkiye'yi ortada bırakıyor? O zaman bugün mesela Pentagon'un yaptığı açıklamalar hı hı. tamamen işi ortada bırakıyor. Bizim partnerlerimizdir onlar. Biz onlarla bir çatışmaya girilmesini uygun bulmuyoruz diyor. Çünkü bu IŞİD'in işine yarar diyor. Tamam güzel ama Türkiye madem oraya girdi o zaman Türkiye'ye verilen sözler tutulması lazım. Ki orada bir problem, bir çatışma çıkmasın. Sonra çatışmayı başlatan da Türkiye değil, Kürt gruplar roket saldırısı yaptılar. Onlara hı hı. yanıt verildi. Hı hı. Yani evet. burada Amerika içinde de bir anlaşmazlık var gibi. Sanki Washington'la
Pentagon arasında bir ayrışım var gibi. Bir durum doğuyor. Hı hı. Ama bu taktiksel mi değil mi? Onu tabii bilemiyoruz. Evet. Ama şimdi iş karışık ve evet. tatsız. Yani tatsız bir noktaya doğru sürükleniyor. Türkiye dilerim ki orada bir ters şeylerle karşılaşmak, hı hı. daha büyük müdahalelerde bulunmak evet. zorunda kalmaz. Zaten başımız belayla dolu. İçeride işte PKK'lar, IŞİD bombalamaları var, şunlar var, bunlar var. Ta Karadeniz'e kadar gittiler. Orada bir de ana muhalefet partilerine suikaste kalktılar. Evet. Bütün bunlar yani Türkiye'nin başının belası. Evet. Bir de şimdi Suriye topraklarına girip orada bir batağa batarsak iş iyice şey olur. Hı-hı. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu iktidar dış politikada maalesef çok büyük zaaflara sahip. Yani bu kadar hatalar yaparak, bu kadar zaaflara bünyenize evet, taşıyarak bedellerini dış işte politikada böyle başarılı diyoruz. Olamaz. Hı hı. Sayın Türenç, son bir evet. affedersiniz sözünüzü kestim. Son bir cümle olarak da şunu soracaktım size ama fazla vaktinizi almak istemiyoruz. Bahçeli'nin açıklamaları vardı biraz önce. Evet. Yani bir bültenimizin başında da vermiştik öğle saatlerinde. Şimdi evet. işte Fırat Kalkanı'na değindi, harekatın yerinde olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki de gösterdi. Sonuna kadar hükümetin arkasında olduğunu da söyledi. Ama sadece bu konuda değil, Bahçeli aslında bakıldığında her konuda sonuna kadar hükümetin evet, arkasında. Evet. Örneğin evet. işte bu, evet siz söylediniz. Şimdi adli yılın açılışıyla ilgili bir konu gündeme geldi. Evet. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani yine Bahçeli aynı şekilde ilerliyor mu dememiz gerekiyor? Evet, yani şimdi bir defa bir cümleyle şunu bağlayalım. Herkes bugün hükümetin ardı, iktidarın arkasındadır. Çünkü bu bir ülke sorunudur. Elbette. Ama Türkiye orada o bölgeyi güvenli bölge haline getirmek zorundadır. Girdiyse içeri bunu yerine getirmek zorundadır. Bunu getiremezse orada büyük fiyaskolar meydana gelir veya tatsız durumlar ortaya çıkar. Bu işin şeyi bu. Öbür tarafa gelirseniz yani bu adli açılış meselesine Bahçeli'nin söylediğinin hiçbir şekilde kabul edilir tarafı yok. Çünkü yargı bağımsızlığı açısından baktığınız zaman Cumhurbaşkanı'nın sarayında yargı açılışı olmaz. Yargı açılışlarında geleneksel evet. olarak Cumhurbaşkanı konuşmaz. Bu yargı bağımsızlığı son derece önemlidir. Hı hı. Onun için bana göre Kılıçdaroğlu'nun oraya gitmemesi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın oraya gitmemesi çok doğrudur. Yargı evet. bağımsızlığına duyarlı olmak zorundayız. Evet, bunu çünkü da yargısı bağımsız olmayan bir ülke evet. demokratik bir ülke olamaz. Bunu da zaten konuşacağız o gün. O gün yine. Yani. Evet. Bunu özellikle sormak istedim size. Çünkü evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz Sayın Türenç. Sağolunuz. İyi günler diliyoruz. Sağolunuz. Şimdi Pentagon'un açıklamasını hatırlattı Sayın Türenç. Hemen onu da soralım size. Koordine edilmemiş operasyonlar ve manevralar IŞİD'in işine gelir diye konuştu. Pentagon'dan yapılan açıklamalar ve YPG Fırat'ın doğusuna çekilmeli ve büyük oranda çekildiği de görülüyor. ABD NATO müttefiki Türkiye ile koalisyon destekli güçlerle Suriye'nin kuzeyinde işbirliğine devam edecek denildi. Ve koordine edilmemiş operasyonlar ve manevralar IŞİD'in işine gelir açıklamasında bulunuldu. Pentagon'un açıklamalarını nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani hem ABD'nin açıklaması hem işte bu açıklamalar birleştirildiğinde. Tipik yani zeka seviyemizle alay etmeye yönelik açıklamalardan bir tanesi daha bu. Irak da bunun onlarca yüzlerce defa bu tür açıklamalarla karşılaştık. Suriye meselesi başladığından beri de aynı taktiklerle devam ediyorlar. Şimdi şöyle düşünelim. Münbiç'te ya da Membiç'te IŞİD'li kalmadı. Değil mi? Öyle diyorlar. Evet.
Şimdi Pentagon'un açıklamasına göre YPG bu şehri boşaltıp Fırat'ın doğusuna derhal çekilmeli diyor. Hı hı. Ve çekildiler diyor. Büyük ölçüde çekildi diyor. O zaman bırakın biz de girelim. Dost kuvvet değil miyiz? IŞİD'e karşı mücadele etmiyor muyuz? Biz de gelelim beraber. Biz de bir bakalım. Yani Münbiç'te kim var kim yok diye biz de bir bakalım. Ne var bunda rahatsız olacak? Niye koordine edilmemiş olsun? Hı hı. Şimdi bizden niye korkuyorsun? Bizim incirlik üssümüzden uçak kaldırıyorsun IŞİD'le mücadele ediyorum diye. Biz de IŞİD'e karşı girdik zaten. Cerablus'ta biz kime karşı girdik? IŞİD'e karşı girdik. YPG niye bundan bu kadar rahatsız oluyor? Bizim Cerablus'u IŞİD'den temizlememize niye bu kadar sinirleniyor? Hı hı. Eğer zaten Fırat'ın doğusuna çekilmesi gerekiyorsa ve büyük ölçüde çekilmişse, hı hı, o halde biz de gidelim orada bakalım şöyle bir etrafa. Yani şunla bununla bir tokalaşalım, insanların halini hatırını soralım, bir iki baklava börek dağıtalım. Ne var bunda o zaman bu kadar rahatsız olacak? Ha, demek ki başka bir şey var. Nitekim Reuters'in açıklaması haberini, hı hı, okuyorsunuz. Hı hı. Siz verdiğiniz haberlerinizde, evet. Reuters de diyor ki hayır, YPG Münbiç'e işte roket ve diğer mühimmat sevkiyatına başladı diyor. Demek ki bir şey var burada. Bizi de rahatsız eden bu zaten. Bir de biz bu Amerika'nın herhangi bir açıklamasına güvenemeyecek kadar yani nasıl söyleyeyim, güven kaybına uğramış durumdayız. Kerry'nin açıklamalarını da ekleyelim o zaman buraya. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Bağımsız bir Kürt girişimini desteklemeyiz diyor. İşte bir kısım Kürt savaşçıyla sınırlı bir etkileşimimiz oldu diyor Kerry. Tamam, bırakın o zaman biz halledelim. Türklerin hassasiyetini de anlıyoruz diyor. O zaman bırakın halledelim biz. Bize destek verin tam tersine. Yani aslında ya gölge etmeyin. Başka ihsan istemiyoruz da diyoruz. Yani bir yardımı falan da yok. Mesela ilk Cerablus operasyonu başlarken dediler ki biz de havadan destek veriyoruz. Bunun doğru olmadı, ortaya çıktı. Yani acayip bir psikolojik şey var. Bilgi harekat var ve bilgi kirliliği yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi mesele şu. Türkiye'nin sıkıntıları var. Nedir bu? Türkiye içeride PKK ile mücadele ediyor. Türkiye içeride PKK ile mücadele ederken ve şehitler verirken sınırının ötesinde de PKK ile mücadele edecekse, YPG denilen bu PKK'larla Münbiç'te de savaşacaksa bırakın savaşalım. Niye? Çünkü biz vaktiyle PKK'nın belini nasıl kırmıştık? Kuzey Irak'a operasyon yaparak kırmıştık. Yılları hatırlayalım. 2002'ye gelindiğinde, bu hükümet geldiğinde neredeyse PKK eylem yapamayacak kadar zayıflamış durumdaydı. Zayıflatılmış durumdaydı. Hı hı. Ha, dolayısıyla sınırın ötesinde operasyon yapmanın da çok önemli bir terörle mücadelede katma değeri var. Dolayısıyla biz bunu da yapalım. Ha, şimdi buradaki sıkıntı şu. Evet, IŞİD bir terör örgütü. Çok vahşi bir terör örgütü. Türkiye'ye de zarar veriyor. Ama onu yeneceğiz derken onun boşalttığı alanlara PYD'nin yerleşmesi, oralarda büyük çaplı etnik temizlik yapması, Arap, Türkmen ve diğer ahaliyi oralardan kovarak o toprakları kendi egemenliğine dönüştürmesi Türkiye'nin kabul edebileceği bir şey değildir. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye de bunun için yapıyor bunu. Ha, şimdi gelelim ikinci sıkıntıya. PYD Fırat'ın doğusuna çekilmek zorunda. Ama Fırat'ın doğusunda da devletleşemez. Yani şuraya gelmeliyiz. Bir sonraki aşamada Amerikalılar bize efendim Suriye'de bir etnik ve mezhep temelli federasyon olsun. Bu federasyonun önemli parçalarından bir tanesi de PYD olmak zorunda. Çünkü bunlar Kobani ya da Aynel Arap merkezli bu bölgede bir kanton oluşturdular. Egemenlik kurdular. Ki bunu da Amerikalıların ve müttefiklerinin söylemesi ne kadar ayıp ve günah, değil mi? Biliyorsunuz orada dünya kadar etnik temizlik yapıldı. O bölgelerin Arap halkı ve Türkmen halkı kovalandı o bölgelerden silahla. Öldürülenler öldürüldü. Geri kalanlar zorla can havliyle kendilerini dışarı attılar bölgeden. Bunları da görmezlikten gelerek diyorlar ki burada da böyle bir şey oldu. Artık oldu. Hani bu geri çevrilemez bir gerçek. O halde yeni Suriye'nin etnik ve mezhep temelinde bir federasyona doğru götürülecek Suriye'nin yapılarından biri olsun. Şimdi biz de
Başbakan Binali Yıldırım'ın ağzından ifade edilmiş şekliyle şöyle bir politikadan yana olduğumuzu söylüyoruz. Bir diyoruz, Suriye'nin toprak bütünlüğü. Güzel. İki, Suriye'nin etnik ve mezhep temelinde ayrışmasına izin vermeyeceğiz. Bu ne demektir? Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacaksanız ve bunu da yapmakta kararlıysanız. O halde geliyoruz ikinci noktaya. Türkiye'nin şimdi karşılaştığı esas sıkıntıya. Şimdi Amerika hem bizi hem YPG'yi idare etmeye çalışıyor. Ama şu anda o yani bir koltukta iki karpuz taşınamıyor ya. Şu anda o noktaya gelmiş durumda. Yani elinde tabii şöyle bir gerekçesi var işte. Hani IŞİD'e karşı savaşılıyor. Ama biz buna inanmıyoruz. O algıyı oluşturduğu için biz elbette biz buna inanmıyoruz. Çünkü bütün Fırat'ın doğusu bu mantıkla gitti şeyden. PYD'nin kontrolüne gitti. Şimdi geldik bir noktaya. Şu anda ABD bu ikisini birden, ya yani iki tırnak içinde müttefikini birden elinde tutamıyor ve bir çatışma kaçınılmaz da görünüyor. Hatta Amerikan basını ve fikir kuruluşlarının yazdıklarını okursanız şu noktaya gelindi diyorlar. Yani ABD PYD'yi satışa getirdi. Tırnak içinde Suriye Kürtlerini satışa getirdi. Yani bu nasıl bir şey? Nasıl olur falan diyerek kızanlar var. Bu bir böyle bir durum vardır diye tespit mahiyetinde yazanlar var. Ha şimdi burada sıkıntı şu. Eğer Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacaksanız, etnik ve mezhep temelinde parçalanmasına gidecek bir yeni düzenlemeye izin vermeyecekseniz o zaman bir şey yapacaksınız. Suriye devletiyle işbirliği yapacaksınız. Bu yapılmadığı için hala kör topal tarafları var ama büyük ölçüde en azından toparlanmış bir dış politika var. Yani o geçmişin dosyasını kapatınca az önce konuştum. Şimdi siz toparlanmış deyince ben bir... Niye toparlanmış diyorum. Şimdi Numan Kurtulmuş'un açıklamalarında bir unsur daha öne çıktı. Dedi ki Şam Rusya'dan ve İran'dan bizim bilgilerimizi almıştır. Yani aslında diyor ki biz ne yapacağımızı Şam rejimine bildirdik kardeşim. Şuradan bildirmedik de şöyle dolaşarak verdik bu mesajları, o da biliyor. Zaten hem Şam'ın hem Moskova'nın bizim yaptığımız operasyonla ilgili olarak yaptıkları açıklamalarda pozitif tarafları ön plana çıkarmış olmaları ve bizi de çok yumuşak ifadelerle eleştiriyor gibi yapıp Suriye rejimiyle devletiyle işbirliği yapılsa daha iyi olur demeleri de bunu gösteriyor. Şimdi ha oraya doğru gidecekse işler daha kolaylaşır. Alman Dışişleri Bakanı'nın da bir açıklaması vardı. Onu da soracağım. Türkiye Kürtlerle değil IŞİD'le savaşsın. Bu ne anlama geliyor? Kısa bir aramız var. Ardından devam edeceğiz. Devam edelim sevgili seyirciler. Şimdi Alman Dışişleri Bakanı'nın sözlerini söylemiştik reklama gitmeden önce. Türkiye yani Kürtlerle değil işte IŞİD'e yoğunlaşsın, IŞİD'le savaşsın gibi bir ifade kullanıyor Alman Dışişleri Bakanı. Buna nasıl bir yanıt vermek gerekiyor? Bence değmez. Belki Türk Dışişleri inadına şöyle bir açıklama yapmalı. Demeli ki Almanya Ukrayna mücadelesinde Rusya ile birlikte olmalı demeli. Yani illa abuk subuk bir şey demek. Ya şöyle... Yani bizim milli çıkarlarımızın ne olduğunu ve ne yapmamız gerektiğini birisi size gelir söylerse ne olur? Yani irite olursunuz. Bu kadar basit bir şey yani. Uyarıyorsunuz efendim YPG ile savaşma yani, falan diye. Nereden hani bu kadar o özgüvenle, o cesaretle nasıl yorumlarda bulunuyor? Bir o özgüven var yani bir de şu bizim var. Bizim suçumuz mu oluyor burada da biraz hani? Kesinlikle. Yani biz o kadar karma karışık ve kendi milli çıkarlarımıza aykırı bir Suriye politikası izledik ki ve o kadar ideolojik saplantılarla ve inatla bunu sürdürdük ki bu adamlar bizim bu inat ve saplantılarımızdan ve kafa karışıklığımızdan bir büyük fırsat çıkarmışlardı. Yani Suriye'de tamam Esad'ı devireceğiz diye biz bu işe girdik ama dediler olsun buradan güzel bir Kürdistan parçası çıkartıyoruz. Bizim zaten en büyük amacımız neydi Orta Doğu'da? Dört ülkeden dört parça çıkararak Büyük Kürdistan kurmak ve bunun iki denize de ulaşmasını sağlamak. Yani bir taraftan Basra Körfezi'ne kadar inecek, bir taraftan Akdeniz'e gelecek bir Kürdistan olacaktı. Tamam en azından bu ayağa çıkıyor dediler. Fakat geçen yıl Temmuz ayında Türkiye içeride PKK'ya,
dışarıda da PYD'ye karşı etkili bir mücadeleye girişince ya bu iş olmuyor. Yani bu Türk hükümeti bizim istediğimizi yapmıyor. Galiba yapmayacak. Uzunca bir süre Davutoğlu beklentileri hakim oldu. Hani onun şeyi vardı. PKK'ya açıklamaları işte siz şunu yapın da biz operasyonları durduralım falan diye. Şimdi de bu arada FETÖ'ydü bilmem neydi bir sürü badireye rağmen Türkiye bu sefer Cerablus'a girdi. Şimdi bütün bunları yan yana getirdiğinizde ya bizim bu çıkardığımız fırsat heder oluyor ortada. Biz iyi bir fırsat çıkarmıştık tüh falan oluyor. Böyle bir zaten bunların beklentisi o koridorun ta Laski falan civarından denize açılmasıydı Akdeniz'e. Onların da olamayacağı ortaya çıktı. Şimdi dolayısıyla bu demokratikleşme, insan hakları, özgürlükler, çözüm süreci bilmem ne falan diyerek Türkiye'den de büyük bir parça koparacaklardı. Bunlar olmayınca işte böyle biçimsiz demeçler ortaya çıkıyor. Demecin verilme biçimi de diplomatik değil. Evet. Şimdi Kerry'nin açıklamalarına ilişkin de izleyicilerimizden yorumlar var. İki yoruma ben bir bakayım. Gerçi aynı yorumlar var. Kerry son konuşmasında Kürt koridorunu destekliyor, bağımsızlığa karşıyız demek özerklik demektir diyor. Yine Kerry'nin bağımsız Kürt devleti istemiyoruz demesi özerkliğe yeşil ışıktır diye yorumlar da var. Böyle pek de okunabilir tabii, değil tabii. mi? Pek tabii. Bakın Barzanistan kurulurken denildi ki efendim Irak'ın toprak bütünlüğünün içinde ne var ki bunda? Zaten Ahmet Davutoğlu ve onun temsil ettiği kafa bunu Türkiye'ye satarken de böyle dedi. Efendim işte bizimle iyi ilişkiler içinde olacak, Irak'ın toprak bütünlüğü içinde olacak bilmem ne. İlk fırsatta IŞİD gidip Irak'ı sallayınca Barzani ne yaptı? Kerkük'e el koydu ve bir daha dedi ben buradan çekilmeyeceğim. Çekilmiyor da. Ardından ne dedi? Bağımsızlığa çok yaklaştık dedi. İsrail ne dedi? Vallahi çok iyi olur bağımsızlık ilan ederse biz tanırız dedi. E şimdi bütün bunları daha bir sürü başka şeyler de deliller de gerekçeler de gösterebiliriz. Bütün bunları görmezden mi gelelim? Yani ortada bir büyük Kürdistan kurulmaya çalışılıyor. Bu Kürdistan'ın Irak'tan, Türkiye'den, en büyük parça Türkiye'den olmak üzere, Suriye'den ve İran'dan parçalar alarak ortaya çıkması isteniyor. Diğer ülkelerden zorla alınacaktı. Türkiye'den zorla alınamayacağı için bu demokratikleşme, insan hakları, özgürlükler, Avrupa Birliği süreci adına alınacaktı. Bunların hiçbirisi şu anda olmuyor. Ha, dolayısıyla Suriye'dekine gelince seyircimizin tespiti çok yerinde. Yani biz bağımsız bir Kürdistan istemiyoruz ama Fırat'ın doğusunda da bir olgu var artık. Bu bir durum. O halde ne yapacağız? Bunu demokratik bir Suriye'ye eklemleyeceğiz. Yani federasyona götüreceğiz Suriye'yi. Ama şunu bilelim ki dünyada kimlik mücadelesi içinde olan milletlerin, toplulukların aynı federasyon içinde kaldıkları örnek yoktur. Bu tür federasyonların kalıcı olduğu örnek de yoktur. Yani kimlik mücadeleleri içinde oldukları, kimlik mücadelesi içinde olan toplumların bir araya getirilerek büyük güçler tarafından konjonktürel gerekçelerle oluşturulan federasyonların hepsi yıkılmıştır. A. Yugoslavya, B. Çekoslovakya, C. Kıbrıs. Hangisini alırsanız hepsi doğru cevap. D şıkkı da hepsi. Yani dolayısıyla yani bize bunu efendim buradan bir şey olmaz falan diye kimse yutturmaya kalkmasın. Dolayısıyla iş şuraya gelmiş durumda. Karşılıklı tıkanmışlık var. Yani Amerika'nın bize karşı oynayabileceği işte laflarla efendim öyle değil, siz yanlış anlıyorsunuz, halledeceğiz, bak biz onlara söyleyeceğiz falan bunun sonuna gelindi. Bizim de tahammül edebileceğimiz her şeyin sınırına gelindi. Şimdi bu noktada aslında bunun Türkiye açısından ilacı bölgesel bölgesel nasıl diyeyim işbirliği. Yani Türkiye, Suriye, İran ve Irak merkezi hükümeti hatta Barzani bile buna dahil olmak istiyor. Çünkü o da kendi durumunu bazen tehdit altında görüyor. Ve Rusya'dan oluşan ülkelerin işbirliği yaparak, etkili işbirliği yaparak Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlaması ve Suriye devletinin bütün topraklarında etkili egemenlik kurmasını tesis etmesi ile bu sorunlar çözülür. Evet. Şimdi tabii
Bir taraftan da Suriye Devleti'nin değil orada ÖSO'nun toprak bütünlüğü için savaşılıyor falan gibi yorumlar da var. Yani ÖSO'nun da aslında bir terör örgütü olduğunu kesinlikle söylenebilir buradan da. Ama hiç bilir falan değil kesinlikle. Erdoğan'ın açıklamaları da biraz tabii konuyu değiştirme yönünde oluyor. Şam'la Cerablus gerginliği var. Numan Kurtulmuş'un sözleri Fırat Kalkanı Harekatı'ndan ilgili tarafların haberi vardı dedi. Bu da çok önemli bir başlık bugüne dair. Şu ana dair. Kadar yapılana, yapılan en belirgin açıklama o. Evet ve çok önem taşıyor. Rusya aracılığıyla, Şam'ın da Rusya aracılığıyla haberdar olduğunu belirtiyor. Buna Şam yönetimi de dahil diyor Numan Kurtulmuş. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Süremizin de sonuna geldik. Yine tabii konuşmayı sürdüreceğiz bu konuda. Bu arada sevgili seyirciler, İstanbul'da 30 Ağustos resepsiyonu iptal edildi. İstanbul Valiliği bir açıklamada bulundu. Terör olayları nedeniyle hayatını kaybeden şehitlerden dolayı 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunun iptal edildiğini duyurdu valilik. Ama köprü açılışları da işte bir taraftan sürüyor. Biz yine de tekrarlayalım hemen yarın için. Yarın saat 18.30'da sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yarın Ankara'da düzenleyeceği